Dersimiz matematik video kanalından hepinize iyi günler dileriz arkadaşlar. Bugünkü konumuz 8. sınıflarda dönüşüm geometrisi çıkmış soruları inceleyeceğiz. Test 74 ile birlikte. Yan tarafta yine hatırlamamız gereken bazı bilgiler var. Yansıma ile ilgili, öteleme ile ilgili ve orijin etrafında döndürme ile ilgili. Hatırlıyorsak yansımada x'e göre yansımada y'nin işaretini, y'ye göre yansımada x'in işaretini değiştiriyorduk. Ötelemede sadece yer değiştirmeydi öteleme. Bir nesnenin sürüklenmesiydi ve nesnelerin aynı köşeleri üzerinde hareketi kontrol ediyorduk arkadaşlar. Onun dışında orijin etrafında döndürmede de saat yönünde döndürüyorsak önce yerlerini değiştiriyorduk. Sonrasında da x ve y'nin yerlerini değiştiriyorduk. Sonrasında da yaptığımız değişikliği şurada şöyle yapalım. X ve y olsun. Evet, x ve y'nin yerlerini değiştirdiğimizde b ile a yer değiştirmiş oluyor ve sağdakinin önüne eksi koyuyoruz. Eğer saat yönüne doğru bir dönüşüm söz konusuysa. Ancak saat yönünün tersine bir dönüşümden bahsediyorsak bu defa yine yerleri değiştirdikten sonra soldakinin önüne eksi koyuyoruz. Zaten saat yönünün tersine okunu çizdiğimizde de sol tarafı işaret ediyor. Saat yönünü çizdiğimizde de sağ tarafı işaret ediyor diye kodlayabiliriz. Birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Çıkmış sorularımıza. Evet, aşağıdakilerden hangisindeki üçgenler x eksenine göre birbirinin yansımasıdır? Şimdi arkadaşlar tabi öncelikli olarak x ekseni sorularımız belki biraz gözükmüyor olabilir ama x eksenine göre dediğine göre şuradaki eksenimize göre yansıma istiyor. Yansıma yok arkadaşlar burada A seçeneğinde. B seçeneğine baktığımızda yine x ekseni burası. X ekseninin yansıması tam karşısında olmasını bekleriz aynı olarak. B'de de yok. C'ye geçtiğimizde C'de tam olarak bir yansıma söz konusu olmuş diyebiliriz. Gördüğümüz gibi şurası aynı olarak kabul edersek 2 birim, 2 birim. Aynı şekilde 4 birim, 4 birim olarak yansımış ve C seçeneği doğru cevabımızdır diyebiliriz. Evet, D'de de gördüğümüz üzere şekiller var ama burada yansımanın dışında başka şeyler olmuş arkadaşlar. Evet, gelelim ikinci sorumuza. Şekildeki KLMN yamuğu orijin etrafında saatin dönme yönünde 90 derece döndürülerek yeni bir yamuk oluşuyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yamuğun köşe noktalarından biri değildir demiş. Şimdi arkadaşlar burada 90 derece döndürüldüğü için az önce hatırlarsanız şurada anlatmıştık. Saat yönünde döndürümlerde yerlerini değiştiriyorduk. 3'e 1 yapacağız ve sağdakinin işaretini değiştireceğiz arkadaşlar. 3'e eksi 1. Şıklarımızda var mı 3'e eksi 1? 3'e eksi 1 şıklarımızda yok arkadaşlar. Öyleyse bence cevap Denizli. Çünkü 3'e eksi 1'i anlatmak için bunu yapmışlar diye düşünüyorum. O yüzden D dedim. Şimdi yerlerini değiştirelim. 5'e eksi 2. Normalde eksi 2 ancak sağdakinin işaretini değiştirdim. 5'e artı 2 olmuş oldu. Bu var zaten. Evet, 5'e eksi 3 olacak. Ancak eksi 3'ü yine artı 3 olarak değiştirdim. 5'e artı 3 burada var. Eksi 3'e 3. 3'e eksi 3 olacak ama saat yönünde çevirdiğim için artı 3 olacak. 3'ü artı 3 de A şıkkında var. Gördüğümüz üzere olmayan şıkkımız D seçeneği çıktı. Ben zaten onu söylemiştim en başında. Evet, üçüncü soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisinde y eksenine göre yansıma vardır deniliyor. Şöyle inceleyeyim. Y eksenini gördüğümüz üzere eksenimiz. Ancak gördüğümüz üzere E yazılmış burada. Karşısında hiçbir şey yok. Yine aynı şekilde. Yine y eksenimiz burası arkadaşlar. Karşısında yine bir şey yok. Y eksenimiz burası ve yansıması var arkadaşlar. Ters yöne bakıyor. Y eksenimiz burası. Ancak arkadaşlar aynı karakterin ötelenmiş hali çizilmiş bu tarafa. O yüzden bu da olmayacaktır. C seçeneğini işaretleyebiliriz. Evet, dördüncü soru. Köşe noktalarının koordinatları 3'e 3, 1'e 1, 1'e 2 olan bir üçgende y eksenine paralel bir birim aşağı öteleniyor. Yeni bir üçgen elde edilmiş. Yeni üçgenin köşe koordinatlarının apsisleri toplamı nedir diyor. Bayağı bir uzatmış soruyu arkadaşlar. Bir birim aşağı ötelenmiş. Ve x ekseninin değerlerinin toplamını istiyor arkadaşlar. Bir birim aşağı ötelenmişse y'leri değişmiştir arkadaşlar. O yüzden x'lerde bir değişiklik olmamıştır. Dolayısıyla x'leri direkt toplayabiliriz. 3, 1 daha 4, 1 daha 5 olarak cevabımızı söyleyebiliriz. Evet, 5. soruya geldik. 5. sorumuz
D noktasının koordinatları eksi 4'e 3 üzerine yazılmış. O olan şekildeki ABCD dikdörtgeni verilen düzlemde öteleniyor. X ve Y eksenleri elde edilen dikdörtgenin simetri doğruları olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi ötelenmiş dikdörtgenin B köşesinin koordinatları olur? Evet, sorunun içerisinde D köşesi ile ilgili bilgiler verilmiş. Ancak bizden B köşesinin koordinatlarını istiyor arkadaşlar. Dikkat edelim B köşesi ile ilgili. Ve aynı zamanda bize şurada önemli bir bilgi söylüyor. Simetri doğruları diye bir şey söylemiş arkadaşlar. Simetri doğrusu ötelenmiş bir dikdörtgen için arkadaşlar bizim çizeceğimiz simetri doğrusu şu anki çizersek eğer şuradan geçiyordur bir tanesi. Çünkü her iki tarafı da eşit olarak paylaştırıyor. Simetrik olarak daha doğrusu. Yine buradan çizersek de yine aynı şekilde kuzey, güney, alt, üst artık ne derseniz yine eşit olarak paylaşmış oluyoruz. Ancak arkadaşlar burada bunun ötelenmiş halinin simetri doğruları için x ve y düzlemlerini söylüyor. X ve Y eksenlerini söylüyor. O yüzden X ve Y için olması için bunun ötelenmiş hali arkadaşlar 4 birim olduğu için şurası 1, 2, 3, 4 birim olduğu için bizim şurada şöyle ötelenmiş halini çizmemiz gerekecektir arkadaşlar. Evet. Tam olarak farkındaysak y ekseni 2 eş parçaya, x ekseni de yine aynı şekilde 2 eş parçaya ayırmış oluyor ve dolayısıyla yeni koordinatlarımız belli olmuş oldu. B noktası şu köşeydi. B noktası yeni yeri burası olacaktır. Dolayısıyla burası 1, burası da eksi 2'dir. Ve B noktasının yeni koordinatları 1'e eksi 2'dir. B'yi soruyordu çünkü bizlere. 1'e eksi 2 de B seçeneğimiz de var arkadaşlar. İşaretledik. 6. soruya geldik. Aşağıdaki numaralandırılmış tangram şekillerinden hangi ikisi birbirinin ötelemeli yansımasıdır diyor. Ötelemeli yansıma. Şimdi arkadaşlar biraz şıklardan bakalım. Biraz kendi fikirlerimizi söyleyelim bu soruda. 2 ve 4 demiş arkadaşlar. 2 ve 4'ü incelersek şöyle ötelenmiş hali arkadaşlar 1'e benziyor. 1'in yansımış hali de zaten herhalde tam olarak alttaki olmuş burada arkadaşlar. Evet, 2 ve 4 olur arkadaşlar. Ötelemeli yansımaya örnek olarak 2 ve 4 olur. Şimdi diğerlerini elemeye çalışalım. 1 ve 4 mesela. 1 ve 4 direkt yansıma arkadaşlar. Öteleme olmamış. 1 ve 2. 1 ve 2 zaten ötelenmiş sadece. Bu da olmaz. 2 ve 3 için arkadaşlar. 2 ve 3 için zaten burada bayağı zorlanmış arkadaşlar. Bir yansımadan söz edemeyeceğiz. Çünkü arkadaşlar şuradaki şekil yer değiştirmiş zaten farkındaysanız. Şu kısım şurada yer değiştirmiş. Bir farklılık oluşuyor burada. O yüzden burada ötelemeden bahsedemeyeceğiz arkadaşlar. Ya da yansımadan. Şekil çünkü bozulmuş arkadaşlar. 2 ve 3 için. Cevabımız A seçeneği olacak. 7. soruya gelelim. X eksenine göre yansıması ile orijin etrafında 180 derece dönme altındaki görüntüsü aynı olan şekil aşağıdakilerden hangisidir demiş. X eksenine göre yansıttığımızda 180 derece döndürdüğümüzde. Şimdi bu şekil arkadaşlar şöyle öncelikli olarak 90 derece döndürdüğümüzde şöyle olacaktır. Sonrasında da yine 90 derece döndürdüğümüzde de şöyle olacaktır. Dolayısıyla X eksenine göre yansımasını alsak altta olacağı için birbiriyle çakışmıyor. Bu değil. Şimdi yine aynı durum burası için geçerli arkadaşlar. Şurayı uzun olarak alırsak uzun kenarımız şöyle olacaktır. Ve üçüncü durumda da uzun kenarımız şurada olacaktır. Ancak yansımasını aldığımızda kısa kenarla çakışıyor. Çakışmıyor daha doğrusu. Uzun kenar ve kısa kenar farklı oldukları için. O yüzden C seçeneğini de elemiş olduk. D seçeneğine bakalım. Şimdi şu kısaya göre yapalım bu defa. Kısayı çevirdiğimizde şöyle bir şey olacak. Tekrar çevirdiğimizde 180 derece şuraya gelecek. Arkadaşlar yansımasını x'e göre aldığımda şuraya gelmesini beklerdim. Yani şunun gibi olmasını beklerdim. İkinci durumda. O yüzden bu da yine çakışmayan kısımda kaldı. Ve tek seçeneğim B kaldı.
Bu gibi sorularda daha önce de söylemiştik arkadaşlar, tek bir noktayı hareket ettirip aslında kontrol edersek, mesela 180 derece döndürürsek 90, 180 şuraya gelecektir diyelim. Şimdi aynı durum yansımada da buraya geliyor. Bakın bu uyuştu. Diğer seçenekleri denersek arkadaşlar, yansıması ve mesela şu noktanın yansıması ve 180 derece döndürmesi aynı yere gelmiyor. O zaman bunu eleyebiliriz. Yine aynı şekilde üçünü eleyebiliriz. Ben kenar olarak eledim ama bir nokta bile bizi kurtarabilir arkadaşlar. 8. soruya geldik. Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen KLMN şekillerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. L'nin y eksenine göre yansıması k'dır. L'nin y eksenine göre yansıması k'dır demiş. Evet, bakıyorum yansıması k'ya benziyor. Evet arkadaşlar, eşit uzunluklarda ayna görüntüsünü elde etmiş. Evet, doğrudur diyebiliriz. K'nın orijin etrafında ve saat yönünde. Şuna bir doğrudur işareti atalım arkadaşlar. Bir daha okuyalım C, B şıkkımızı. K'nın orijin etrafında ve saat yönünde 180 derece döndürülmesiyle M elde edilmiştir. K orijin etrafında döndürüldüğünde kısa kenar şöyle, hatta şu noktasını arkadaşlar gösterebilirsek, yani aslında şu noktası olmuş oluyor farkındaysak. Bu noktasını işaretledik. Nerede bu noktamız? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Eksi 5 noktasında yine virgülü koyduk. 1, 2, 3, 4 noktasında arkadaşlar. Yerlerini değiştirdim. 4'e 5 yaptım. Yerlerini değiştirdim. 5'e 4 yaptım. Ve her ikisi de eksi olacak arkadaşlar 4. bölgede. Eksi 5'e eksi 4. Saat yönünde 180 derece döndürülmesiyle, özür dilerim, 180 derece döndürülmesiyle burada artı 5 olacaktı, özür dilerim. Şimdi eksi 4, evet. 1, 2, 3, 4, 5 bu hizada olacak. Bu tuttu. Eksi 4 kısmına bakalım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 şu kısımda, bu da tuttu. Evet arkadaşlar, aynı nokta aynı yere gelmiş. Şekil o zaman oturuyor. O zaman B şıkkımız da doğrudur. Evet, C şıkkımıza bakalım. M'nin x ekseni boyunca 5 birim sola ötelenmesiyle ne elde edilmiştir? M'nin 5 birim sola ötelenmesiyle ne elde edilmiştir? Şu köşeyi arkadaşlar öteleyelim. 1, 2, 3, 4, 5 birim ötelendiğinde ne elde edilmiş? Aynı şekil, herhangi bir kısıtlama yok şekilde. Bu şekilde bir değişiklik yok. O yüzden bu da doğrudur arkadaşlar. Tek şıkkımız kaldı. D şıkkı yanlış olması gerekiyor. K'nın x eksenine göre yansıması nedir denilmiş. Hemen şöyle inceleyelim. K'nın x eksenine göre yansıması ne olabilir mi? Arkadaşlar gördüğümüz üzere şurada bir düzlük var mesela. Bu yer değiştirmiş. Bu tarafa doğru dönmüş. Zaten x eksenine göre yansıması aslında yine aynı yerde olması gerekirdi. Burada olması gerekirdi. Bu tarafta çıktı. Aynı bölgede çıkmadı. Ya da şurası mesela 4 birim yukarıda, 4 birim aşağıda, şu hizada bir yer olması gerekir. Şurada bir yer olması lazım. Ancak bu nokta gözükmediğine göre bu yanlış olmuş oldu. O yüzden D seçeneğini işaretleyebiliriz. Evet arkadaşlar, burada testimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizler için faydalı olmuştur testimizin cevapları. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Dersimiz matematik video ailesi olarak hepinize derslerinizde, sınavlarınızda ve çalışmanızda başarılar diliyoruz. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Hoşçakalınız.